Teşekkürler Buket. Türk siyasetinde belki de yeni dönemin kapılarını aralayacak olan düzenleme meclise sevk edildi ve o düzenlemenin detaylarını konuşacağız elbette ama en çok merak edilen konu bu ittifakın oy pusulasına nasıl yansıyacağı. Konuğumuz MHP Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Mehmet Parsak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkürler. İzleyicilerimizi de selamlıyorum saygıyla. Teşekkürler. Siz de o komisyondaydınız. Evet. Komisyonda bu konu ele alındı mı? En çok bu merak ediliyor. O pusulaya nasıl yansıyacak ittifak? Özellikle tabii ele alındı. Hüküm de o çerçevede yazıldı. Dün meclise sunmuş olduğumuz ittifakı da kapsayan mahiyette o adeta birinci uyum paketimiz içerisinde buna dair çok açık düzenlemeler de var. Bir örnek çalışma var sanıyorum. Önümüzde evet, de örnek görüyorum. Bir Onu çalışma bir gösterebilir var. Misiniz Evet, bize? Şöyle, Nasıl olacak? Yani İttifak yapıldığında ittifakı yapan siyasi partiler bakımından üstte o siyasi parti sayısı kadar alanda ittifak unvanı yer alacak. Yani bizim örneğimizde olduğu çerçevede ifade etmemiz gerekirse burada Cumhur İttifakı yazacak. Onun altında partiler çektikleri kuraya göre kurada önce AK Parti çıkmışsa AK Parti, önce MHP çıkmışsa MHP yan yana bu partiler yer alacak. Diğer siyasi partiler de aynı şekilde ittifak yapmak istedikleri takdirde ittifak yapan siyasi parti sayısı genişliğinde bir ittifak unvanı kutucuğunun altında yan yana yer alacaklar. Peki Cumhur İttifakı'nın genişlemesini öngörüyor musunuz siz bu durumda? Bunlar siyasi değerlendirmeler. Dolayısıyla hani Cumhur İttifakı'nın içerisinde başka siyasi partiler de buna destek verir mi? Bu liderlerin değerlendireceği bir konu. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Sayın Genel Başkanımızın da buna dair değerlendirmeleri şimdi var. O ekranlara da yansıyor. Oy evet. pusulasının nasıl olacağı, ittifakın unvanı yazacak. Örneğin bu durumda Cumhur İttifakı evet, olacak. İttifakın unvanı kısmında Cumhur İttifakı. İsterseniz yeniden gündemi oraya getirsinler ekrana. İttifakın unvanı kısmında bizim bakımımızdan söylüyorum. Evet. İttifakın unvanı kısmında o büyüklükte Cumhur İttifakı yazacak. Evet. Onun altında gene bu yasal düzenleme çerçevesinde çekilen kuraya göre örneğin A partisi AK Parti de olabilir, MHP de olabilir. Kurada ikinci sırada tam tersine göre de işte MHP de olabilir, AK Parti de olabilir. Buna göre yer alacak. Eğer genişlerse Büyük Birlik Partisi de dahil olursa o da yine o çerçevenin içerisinde belki de o üçüncü sırada. İşte o siyasi değerlendirme. Sonrası. Ben sadece şimdiye kadar siyasi olarak sunulanlarla yasal düzenlemedeki olanları birleştiriyorum. Şu anda belli olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı oluşturduğu peki, yönünde. Peki seçmen nasıl oy kullanacak bu pusulada? Evet, onu da isterseniz gene ekrana pusula yansıtılsın. Onun üzerinden de daha rahat da anlatalım. Bir taraftan da ben ifade etmeye başlayayım. Şimdi seçmen, Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeni ise gene Milliyetçi Hareket Partisi'nin altına evet mührünü vuracak. Seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeni ise, burada örnekleri basit olsun, A partisi Adalet ve Kalkınma Partisi olsun, B partisi de Milliyetçi Hareket Partisi olsun. Burada partilerin listeleri yer alacak altında. Evet. Yani partiler tüzel kişiliklerini, koruyacaklar, ünvanlarını, sembollerini korumak suretiyle bu pusulada yer alacaklar. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni ise A Partisi'nin altına vuracak oyunu. Evet mührünü. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni ise B Partisi'nin altına vuracak. Ama burada çeşitli ihtimaller karşımıza geliyor işte. İttifakın adına vurursa evet, mesela. İşte onu ifade edeceğim şimdi. Ben özellikle 15 Temmuz sürecinden bu yana, biz önceden de hep ifade ediyorduk ama şunu sıklıkla duyuyoruz. Biz size de oy vermek istiyoruz. Bunu diyen seçmen isterse sadece ittifakın olduğu yere evet mührünü vurabilecek. Ya da tam ortasına vurabilecek. Ya da ben bu iki partiyi birden destekliyorum anlamında hem A partisine hem B partisine. Yani hem AK Parti'ye hem MHP'ye vurabilecek. Bu durumlarda söz konusu pusulaların tamamı geçerli. Mantığını da ifade edeyim. Gene orada yan tarafta müstakilen seçime giren partilerin logoları var. Şimdi bu hemen yanındaki logo itibariyle ifade edersek burası söz gelimi Cumhuriyet Halk Partisi olsun. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sütunu içerisinde seçmen kaç defa ve neresine oy
evet mührünü vurursa vursun bu geçerli bir oy pusulasıdır. Yani bu bizim mevcuttaki mevzuatımız gereği böyledir. Yani genelde seçmenlerimiz gidip işte burada Cumhuriyet Halk Partisi logosunun altındaki haneye o tam o yuvarlak kısma denk getirmeye de çalışırlar falan ama yasamız gereği ister logo kısmına vursun, ister o yuvarlak haneye yani vursun, ittifak ister yapan birden partilere fazla vursun. Oy kullanma konusunda bir ayrıcalık, ayrıcalık tanımıyoruz, onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla yeni düzenlememizde bu ittifak ünvanı diye belirlenen bu çerçeve bu yanındakiyle eşit durumda. Dolayısıyla bunun neresine ve kaç defa vurursa vursun evet mührünü seçmen bu ittifak bakımından geçerli oy. O ittifak bakımından geçerli oy tespit edildikten sonra A Partisi ile B Partisi'nin doğrudan doğruya kendisine ait olan oyları net olarak anlaşılabilecek durumda buna dair düzenleme var. Şimdi bir de baraj konusuna gelecek olursak ittifakın... Baraja gelmeden bunu isterseniz Sibel'im tamamlayayım ondan sonra da baraj konusunu konuşalım. Bizim teklifimizin efendim 10. maddesinde ittifak alanı içerisinde evet mührünün bir siyasi parti alanına yani burada B'ye veya A'ya sadece... Hem bir siyasi partiye ayrılan alanı hem de ittifak ünvanı bölümüne. Yani orada bir irade var. Adam B partisinin olduğu yere evet mührünü vurmuş. Bir de gitmiş sadece ittifak ünvanı bölümüne vurmuş. Bir de ittifak ünvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi parti alanına. Yani şimdi bu logo yazıyor üstünde de ittifak ünvanı. Logo ile ittifak ünvanının olduğu yerde kesişen yere vurmuşsa bu o partinin tek başına oyu. Onun dışındaki her türlü oy, yani iki yere birden vurma, ortasına peki, vurma. Ortak oy nasıl dağıtılacak? Onu da hemen sonrasında ifade çok edeyim. Kısa çünkü çok süremiz daralıyor. Başka edeyim. Sorularım da olacak. Bir sandıktan A Partisi 200 oy aldı, B Partisi 100 oy aldı. O ittifakın ortak oylarında da 60 oy var. 200 ile 100'ün oranı 3'te 2'ye 3'te 1. 60'ın o anlamda 40'ı A Partisi'nin, 20'si B Partisi'nin. Yani aldıkları oy oranınca ittifakın ortak oylarını partiler paylaşmış olacaklar. Yani bunu da en yakın bir örnekle ifade ettim. 200 müstakilen A Partisi'nin, 100'de müstakilen B Partisi'nin var. 60 da buradaki şartlardan hangisi kapsamında olursa olsun ittifakın ortak oyu var. O 200, 3'te 2 oranla 60'dan 40'ı alacağı için 240, 100'de 3'te 1 oranda 120'ye çıkmış olacak. İttifakın orada böylesine adilane dağıtılacak. Ortak oyunun örneğin baraj meselesi nedeniyle baraj altı kalan veya baraj kaygısı yaşayan bir partiyi kurtarmaya yönelik olduğu yönünde iddialar var. Bunu sormuşken hemen şunu da eklemek istiyorum. CHP der ki aslında bu bir ittifak değil, baraj ittifakı ve yine aynı zamanda bunun bir iltihak olduğunu da MHP'nin baraj kaygısından kaynaklandığını söyler. Ne dersiniz buna? Şimdi efendim bu anayasa değişikliği sürecinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meseleyi iyi anlamamak ya da istediği gibi anlatmaktan kaynaklı olarak ortaya koyduğu iddiaları çürütmekle geçirdik ömrümüzü. Yani adeta şeytan taşlamaktan ibadet etmeye fırsat bulamadık. Burada da biz bakın Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturacağı Cumhur İttifakı'na bir yasal altyapı oluşturmuyoruz. İttifaklar bizim tarihimizde 1991 yılından beri var. Avrupa'da da pek çok ülkede çok çeşitli uygulama örnekleri var. Baraj meselesini dün kamuoyuna açıklarken Mustafa Bey'in verdiği örnek üzerinden ifade edeyim. Söz gelimi Macaristan'da da ittifak imkanı var ama orada iki parti ittifak yaparsa %10, üç parti ittifak yaparsa %15, dört parti ittifak yaparsa %20, tek parti girerse de %5 gibi değişen oranlar var. Bunları 5, 7, 9, 10 şeklinde paylaştıran, bunları 5, 10 ve sonrası sabit şeklinde paylaştıran pek çok uygulama. Bunları daha uzun programlarda uzun uzun da değerlendiririz. Ama ben şunu çok net ifade edeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir baraj problemi yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yöndeki yakıştırmaları doğrudan doğruya kafa karıştırmaya yönelik ve asla gerçeği de yansıtan bir düzenleme. Diğer partiler ittifak yapmayan diğer partiler açısından dezavantajlı bir durum yok, söz konusu onlar da değil ittifak mi? Yap. Biz şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ittifak yapabilir diye yasal düzenleme yapmıyoruz ki. İttifaklar 1991'den beri var.
son seçim dahil tüm seçimlerde ittifak var ama nasıl yapılıyordu? Ama öyle... Adeta milletimiz kandırılıyordu. Partiler bir araya geliyorlardı. O partilerden bir tanesinin altında listelerini seçime sokuyorlardı. Barajı geçebilirlerse seçimden sonra o seçilen milletvekilleri istifa edip kendi partisine geri dönmek zorunda kalıyordu. Bu doğru değil. Milletimizi kandırmanın gereği yok. İttifak yapılıyorsa fiilen şu anda Cumhuriyet Halk Partisi de başka siyasi partilerle fiilen ittifak halinde. 16 Nisan sürecinden bu yana daha da yoğunlaşan bir mahiyette. Bunu komisyonlarda verdikleri müşterek önergelerle görebiliyoruz. Genel kuruldaki müşterek tutumlarıyla görebiliyoruz. Ortak politikalarıyla görebiliyoruz. Biz diyoruz ki bu dakikadan sonra ittifak yapılacaksa bu resmi olarak hukuki zeminde yasal altyapıya uygun bir şekilde yapılacak. Ve biz burada sadece Cumhur İttifakı'nı düzenlemiyoruz. Cumhur İttifakı evet önemli bir çıkış noktasıdır ama Cumhur İttifakı'nın dışında şu anda seçime girme yeterliği olan hangi siyasi parti, hangi siyasi partilerle ittifak yapacaksa yapsın, buradaki yasal düzenlemeye göre yapacak. Peki düzenlemede yer alan bir diğer konuda tartışma yarattı. Onunla ilgili de değerlendirmenizi almak isterim. Mühürsüz oylara ilişkin düzenleme ne dersiniz? Şimdi mühürsüz oylara neden ilişkin düzenleme duyuyordu? Şöyle. Şimdi oy zarflarında ve oy pusulalarında çok uzun yıllardan beri zaten filigran var. Yüksek Seçim Kurulu'nun mührü de var ama ilaveten yasa gereği sandık kurulu tarafından da bir mühür de vuruluyor buraya. Pusulanın arkasına. Şimdi bu son referandum döneminde daha fazla tartışıldı ama hemen hemen tüm seçimlerde bu yönde bir takım uygulama hataları olduğu için konu tüm siyasi partiler tarafından uzun yıllardır Yüksek Seçim Kurulu'na intikal ettirilmiş ve Yüksek Seçim Kurulu istikrarlı bir şekilde filigranları varsa, Yüksek Seçim Kurulu'nun da mührü varsa sadece sandık kurulu mührü unutuldu diye seçmenin iradesinin sandığa yansımasına engel olunmasın yönünde karar vermiş. Bunu CHP'nin temsilcileri de yapmış, bizim temsilcilerimiz de, AK Parti'nin temsilcileri de vesaire. Hepsinde de istikrarlı bir şekilde YSK bir karar vermiş. Son dönemde bu daha fazla tartışıldı. Biz bu tartışmaları noktalamak adına YSK'nın da uzun yıllardır gayet isabetli bir şekilde olan uygulamasına bir yasal çerçeve kazandırıyoruz. Zarflarda ve pusulalarda zaten filigran var. Ve bunlarda zaten YSK'nın mührü de var. Orada sandık kurulu bunu unuttu diye benim oyum sizin oyunuz niye geçersiz sayısın Sibel Hanım? Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmaya yönelik bir yasal düzenleme yapıyoruz. Yani bunlar evet, mühürsüz oy pusulaları değil. YSK'nın mührü var, filigranı da var ama sandık kurulu kendi mührünü vurmayı unutmuş. Niye benim oyum geçersiz sayısın? Bunu ortadan kaldırıyoruz. Peki. Sonraki programlarda diğer evet, boyutlarını bu konuyu daha konuşmaya devam evet, edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür bizim ediyorum, yayınımıza katıldığınız için ve pusulayı da Habertürk ekranlarında ilk kez gösterdiğiniz için evet, çok teşekkürler. Konuğumuz MHP milletvekili Sayın Mehmet Parsak'tı. Söz yeniden İstanbul'da Buket.